Merhabalar herkese. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu yine şöyle maxi ip kullanıyorum. Normalde dantel ipliğinden biraz daha kalın ağ ipliği. Şimdi motifle neler yapabilirsiniz? Bunu tek parça olarak bile kullanabilirsiniz. Şöyle bir cumun içine sığacak kadar bir büyüklüğü var. Bardak altı olarak da yapabilirsiniz. Ekleyerek yuvarlak bir model yapabilirsiniz. Masa örtüsü yapabilirsiniz. Ranları yapabilirsiniz. Her türlü yapabileceğiniz şey uygun bir motif. Ortadan başlanıyor. Ortadan 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. Ekleme yerleri buralar. İkişer ikişer ekleniyor. 2, 4, 6, 8 köşeden oluşuyor zaten. Şimdi ortadan 8 zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincirin içine girerek birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum ilk önce. Tığın başını bir kez doluyorum ve yaptığım halkanın içine tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, yani 3 defa da çıkıyoruz. Arada 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı halkanın içine giriyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz ve 8 tane de boşluk oluşturmuş oluyoruz. 3 zincir, bir trabzan. 2, 3 zincir. Şu ipimizi de zincirin etrafında gezdirerek arkada yok ediyoruz. Fazlasını kesiyoruz. Tekrar 3 zincir. Bir, iki, üç ve bir, iki, üç defa da çekerek trabzan yapıyoruz. Şimdi bir sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane boşluğum oldu. Tekrar üç tane zincir çekerek şöyle biraz yaklaştıralım. Evet, tekrar üç tane zincir çekerek birleştireceğiz. Direkt arasına girerek birleştiriyorum. Zincirin içine batmıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanım var. 8 tane de boşluğum var. Şimdi buradan araya girerek birleştirdim. 1, 2, 3 tane, pardon, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere, zincir çektiğim yerin dibine bir trabzan daha yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar 3 tane zincir, tığın başını bir kez doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Boşluğa değil, tam trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Bir zincir, tekrar tığın başını doluyoruz. Aynı trabzanın tepesine bir kez daha batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde her trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyoruz. Yalnız arada bir tane zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir. Geçişlerde 3 zincir. Trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan. Bir zincir. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere, aynı trabzanın üzerine bir kez daha batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine yine aynı şekilde bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir trabzan daha. Her trabzanın üzerine bu şekilde iki tane trabzan yapmış oluruz. İki, üç zincir.
Yine her trabzanın tepesinde ikişerli trabzanın 8 tane olmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir. 1 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Sona geldim. 1, 2, 3 zincirle iki trabzanın arasına boşluğun içine batarak giriyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan tekrar 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir. Bu iki trabzanın arasında bir zincirim vardı. Aynı boşluğun içine bir kez daha batıyorum. Yine iki trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Aynı yere, aynı trabzan aralığına tekrar batıyoruz. Ve iki tane daha trabzan yapıyoruz. Arada zincir yok. İki trabzan, iki zincir, tekrar iki trabzan. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Bir sonraki ikili tane trabzanın arasına batarak aynı işlemi yapıyoruz. Birinci trabzan, ikinci trabzan. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere, aynı boşluğun içine tekrar batıyorum. Bir, iki. Bir, iki, üç zincir. Tekrar şimdi ikili trabzanımızın arasına giriyoruz. Bir, iki tane yapıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı trabzanların arasına girip tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve üç tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya kadar gelelim. Her iki trabzan arasına iki trabzan, iki zincir, tekrar iki trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktasına gelelim, bir üste geçelim. Evet, bir sırayı tamamladım. Ben şimdi birleştirme noktasına geldik. Yine burada 3 tane zincir çekiyoruz. Aralar zaten 3 zincirdi. Şimdi ilk trabzanın tepesine batarak birleştiriyorum. Şimdi ip taşıma tekniğiyle burada ikili trabzanlarımın arasına gireceğim. Şu şekilde. Ortaya da aynı şekilde giriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi her ikili trabzanın arasına yine aynı şekilde ikişer tane trabzan yapacağız. Şu zincir birinci trabzanım. 2, 1, 2, 3. Bu sefer arada 3 tane zincir çekiyoruz. Altta 2 çekmiştik. Tekrar aynı yere batarak 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Şimdi altta 3 zincir çekmiştik aralarda. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 zincir. Tığın başında oluyoruz. Bir sonraki ikili trabzanların arasına atlıyoruz. Aynı şekilde 1, 2, arada 3 zincir. Tekrar aynı trabzanların arasına 1, 2. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir var. Tığın başını doladım. Bir sonraki trabzanların arasına giriyorum. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Ve 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığın başını doladık. Aynı yere tekrar giriyoruz ve 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Alt sırayla aynı işlemi yapıyoruz. Sadece zincirlerimizde değişiklik var. Arada 3 tane, geçişlerde 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. Tekrar bir sonrakilerin arasına giriyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2. Evet, bu şekilde yine başlangıç noktamıza gelelim. Bir üste geçelim.
Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Ve tekrar 4 tane zincir çekerek birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şuradaki iki trabzanın ilkini, birincisinin içine giriyorum ve birleştiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde tığımı taşıyarak, ipimi taşıyarak iki trabzanın arasına geleceğim. Buradan yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi altta 2 trabzan yapmıştık. Şimdi 3 sıra 3 tane trabzan yapıyoruz bu sırada. Zincirle beraber 2 oldu. 3. Arada 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi zincir sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle bir sonraki ikili trabzanların arasına giriyorum. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, bu sıramız da çok kolay. 2, 3, 4, 5, 6. Motifin kendi kolay zaten. Tamamı kolay diyebilirim. Uğraştırıcı hiçbir tarafı yok. Sadece zincir sayılarında elinize göre farklılıklar gösterebilir. 3 zincir. Oralarda da zinciri isteğinize göre artırıp eksiltebilirsiniz. 3 tane trabzan. Şimdi 4 çektim. Şimdi 6 çekiyorum mesela. Burada 4 çektiğiniz yerde gerginlik yaparsa bunu 5'e de çıkartabilirsiniz. Bir şey fark etmez. Şimdi biraz geriliyor gibi duruyor ama üzerine gittiğimizde, ütülediğimizde, şunu çünkü aynı ölçülerle yaptım, gayet düzgün duruyor. Evet, bu sıramız da bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Trabzanların arasına giriyoruz. Önce 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Hepsi üçlü. Yani 3 defa da çıkıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Bir üste geçelim. Evet, bir sırayı daha tamamladık. Şimdi yine 6 zincir çekelim. 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İlk trabzanı yine tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Yine ipimizi buradaki de üçlü trabzanların arasına getiriyoruz. Şu şekilde araya da giriyorum ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu sıramız da aynı arkadaşlar. Bu sıramızda da 3 değil 4'er trabzan yapacağız. Şimdi zincir birinci trabzanım. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 4 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine 6 zincir, pardon, 7 zincir çekelim şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. Tığın başını doluyoruz. Yine atlıyoruz diğer üçlü trabzanların arasına. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyoruz. Ve yine 1, 2, 3 zincir.
Doluyoruz tırma. Şimdi aynı yere yine 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Model aslında aynı ilerliyor. Sadece trabzan sayılarında ve zincir sayılarında farklılıklar gösteriyor her sırada. O da büyütebilmemiz için gerekli. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine tığın başını doladık. Atlıyoruz trabzanların arasına. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 4 tane trabzan. 2 ve 3 ve 4. V'yi erken söyledim. Ve 4. Evet, yine 7 zincirle buraya geçeceğiz. Her sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Yine birleştirme noktasına kadar gelelim. Bir üste geçelim. Şimdi bir üst sıramız da zaten son sıramız. Bir üst sırayı yapacağız ve aynı zamanda da ekleyeceğiz. Evet, bu sırayı da tamamladık. Yine sona geldim. 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine ilk trabzanın tepesine şu şekilde birleştirelim. Şimdi son sırayı yapacağız. Ortaya kadar taşımıyoruz ipimizi. Birleştirdikten sonra bir trabzan ileri taşıyalım. Şu anda ikinci trabzanın üzerindeyim. 4 trabzanım vardı. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Tığın başını dolayalım. Yine önce toplamda buranın üzerine 9 tane trabzan yapacağız ama önce 5 tane trabzan yapalım. Şimdi bu birinci trabzanım. İkinci trabzanı alttaki trabzanın üzerine batarak yapıyorum. 2. Tığın başını doluyorum. Üçüncü trabzanı boşluğun içine batıyorum. Tekrar tığın başını doladık. Boşluğun içine dördüncü trabzanı da yaptım. Şimdi tekrar tığın başını doladım. Beşinci trabzanı da boşluğun içine yapıyorum. Ve bu beşinci trabzanı yaptıktan sonra üzerine piprik yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum önce. Şu şekilde tepeden doğru batarak şurada 2 ilmeği alıyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu birinci pipiriğimiz. Aynı yere 3 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bakın aynı 2 tane ilmek tepeden doğru batıyorum. Bu şekilde alıyorum skeni yapar gibi. Bir kez daha 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde bakın 2 ilmek alıyorum. Bu sefer skeni yapar gibi değil. Çekip ipimin arasından geçiriyorum. Son pipiliği yaparken yapıyorum bunu. Şu arada çok ayrık oluşmasın diye. Evet, şimdi 5 trabzanım vardı. 4 tane daha yapacağım. Birinciyi boşluğun içine battım. Tığın başını. İkinciyi tekrar boşluğun içine battım. Tığın başını doladık. Üçüncüyü trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar doladım. Dördüncüyü yine trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde tepede de 3 tane pipirik oluşturuyorum. Toplamda pardon. Toplamda 9 tane trabzanım var. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta. Ortadaki 5.'ye yani tam ortada kalan trabzanın üzerine 3 tane pipirik yapıyoruz. Şimdi geçişlerde 5 tane zincir. 5 zincir çekiyorum. Burada 7 zincirim vardı. Direkt ortasına batarak zincirin içine batmaya gerek yok. Sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın başını doluyoruz. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Şimdi ikinci trabzanın üzerine batıyoruz. Boşluğun içine batmıyoruz. 1, bir sonraki trabzana tekrar batıyorum. 2,
Şimdi boşluğun içine batıyorum. 3. Tekrar boşluğun içine batıyorum. 4. Şimdi 5. trabzanı yapacağım. Yine boşluğun içine batarak. 5 ve pipirik yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle trabzanların tepesinden doğru şuradaki 2 ilmeği alıyoruz ve bu şekilde skin yapar gibi kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı şekilde yine 2 ilmek. Aynı ilmek. Atıyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 2 ilmeğin arasından tığımı geçirdim ve bu şekilde çektik. 3 tane pipiriğim tamam. Tığın başını doluyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi 4 tane daha yapacağız. 1, 2 tanesini boşluğun içine batarak yapıyorum. Diğer 2 tanesini de trabzanların üzerine batarak 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Toplamda dediğim gibi 9 tane trabzanımız olacak. Ve eklerken de bu pipiriklerden ekleyeceğiz. Şimdi bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boşluğun içine, zincir boşluğun içine direkt batıyorum, birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın başını doladık. 1, 2 atlıyoruz. İkinci trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4 tane yaptık. Beşinciyi de yapıyorum. Ortada kalan trabzan. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 1 pipirik. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yerden bir daha batıyoruz. İkinci pipirik. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine şu 2 ilmeği alıyorum. Bu sefer şöyle ikisini birden çekmiyorum. İpimi şunun arasından geçiriyorum. Arkadaki ilmeğin. Tığın başını dolayıp devam ediyorum. Şimdi 4 tane daha trabzan yapacağım. 1, 2, 2 tanesini boşluğun içine yaptık. 3 ve 4. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, son sıramızda bu şekilde gidiyor ve şuradaki pipiriklerden, ortadaki pipiriklerden eklenecek. Şimdi buradan eklediğimizde diğerinde bu iki motiften ekleyeceğiz. Şu ortada bir boşluğumuz oluşacak. Buna benzer bir tane daha motif örmüştüm. Bu biraz daha farklı. Şimdi birkaç tane motif yaptıktan sonra ortadaki motifi de daha sonraki bir videoda göstereceğim. Şu eklemeyi de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğun içine girelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar. İkinci trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, pardon, 2, 3, 4 zincir. Birinci pipirik. 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon, burada ekleyecektik. Şimdi ortadaki pipiriği yaparken 4 değil 2 tane zincir çekiyoruz. Çünkü buraya ekleyip 2 zincir daha çekeceğiz. Ekleyeceğimiz motifi de alıyorum. Ortadaki pipiriğin içine giriyorum. Şu şekilde 1, 2 zincir daha çekiyorum.
Evet, hem ekledik hem de pipelimizi yapmış olacağız. Yine buradan 2 ilmeği alarak kapatıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekip 3. pipeli yapıyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar doladık. Şimdi 4 tane daha trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Yani 2 tane bu taraftaki trabzanın üzerine geliyor. 2 tane de bu taraftaki trabzanın üzerine çıkmış oluyorsunuz. Evet, motifimizi de eklemiş olduk. Şimdi devam edelim. Bir tanesini daha ekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ortaya batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Doluyorum tığın başına. 1, 2, 3. boşluğun içine yaptım. 4. boşluğun içinde ve 5. trabzanı da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip alıyorum. 1, 2. Şimdi ortadaki pipeli yaparken yine 2 tane zincir çektim. Şuradaki ortadaki pipelikle ekleyeceğiz. 2 zincir çektik. Ekleyeceğimiz motifi alıyoruz. Ortaya giriyoruz. Birleştiriyoruz şekilde. Tekrar 2 tane zincir. Dönüyorum şimdi ördüğüm motifi. Aynı şekilde şöyle tepeden doğru giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi son pipiliği yapalım. Ve tekrar 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 5 tanesini yapmıştık. Toplamda 9 tane trabzan yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. motifi yaparken de buralardan ve buralardan ekleme yapacağız. 3. ve 4. motiflerde. Sonra ortada şurada tabii bir boşluğumuz oluşacak. Ona da bir şey bulmamız lazım. Buradan yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi eklemeden şuraya kadar bitişe kadar geliyoruz. Gelelim oraya kadar. Ben geleyim daha doğrusu bitmişim de tam olarak göstereyim. Evet, son sıranın da sonuna geldim ben şimdi. 5 tane zincirimi de çektim. Şimdi burada aynı yaptığımız şekilde son trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ben ipi kesmeden önce. Ve ipi kesebiliriz. Yine arka taraftan ipimizi birkaç ilmek ilerletelim. Şöyle trabzanların arasına girerek üstten doğru. Evet, biraz taşıdıktan sonra kesersek daha iyi olur. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapımı çok kolay, oldukça basit. İstediğiniz şeyi de yapabilirsiniz bununla. Şimdi daha ince iplerle örerseniz eğer vitrinin danteli şeklinde de yapabilirsiniz. Bu arada sesim bozuk, kusuruma bakmayın, sürekli tıkanıyor. Vitrin danteli yapabilirsiniz, vitrin parçası yapabilirsiniz. Kare şekli verebilirsiniz, dikdörtgen şekil verebilirsiniz. Yuvarlak şekil verebilirsiniz. Şimdi etrafına ekleyerek motifleri yuvarlak bir şekilde verebiliyorsunuz. Eğer devamını görmek isterseniz, ortayı ve birkaç motif eklenmiş şeklini görmek isterseniz yorumlarda belirtirseniz ona göre yaparım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sizler de, ben böyle bir açık sarı bir renk kullandım ama tabi istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.
Şimdilik hoşça kalın.